Yok efendi. Bu nümayişler, gürültüler daha çok bizim sizlerle demir yolu işinden vazgeçmemiz için yapılıyor. Bunun farkındayım hünkâr hazretleri. Lakin biz bugün demir yolunu duyurduğumuz anda bu tepkileri geliyorsa... halkınız demir yolu yapılırken o demir yolunu sabote edecektir. Bunun misallerini Amerikalılar yaşadı. Yok efendi. Halkımızın ekseriyesi aynı fikirde değil. Bu nümayişi yapanlar daha çok gazetelerin safsatalarına inanan gençler. Yine de bu şartlarda Alman Bankası'nın başka yatırımlarını tehlikeye atacak bir hamle yapamayız. Müsaadenizle Alman Bankası olarak demir yolu yapımından çekiliyoruz. Burada ne işi var? Onun da kaderinde burada ölmek varmış demek. Gülcemal. Sultanım, hala buraya kiminle görüşmek üzere geldiğimizi söylemediniz. Biraz
Birazdan görürsün Gülcemal. Gel. İçeri giriyorlar. Ah Gülcemal, ah! Ne işin var senin burada? Ne yapacağız madam? Ölmelerine müsaade mi edeceğiz? Gülcemal'i kaybedeme. Cemile Sultan'a gelin olmuşken, Bidar Sultan'ın yakınına bu kadar girmişken onu kaybedemem. Koş, koş Anna. Bombanın patlamasına engel ol. Hadi durma! Koş, hadi! Sultanım, görüşmek istediğiniz kişi o beyefendi mi? Bir beyefendiyle görüşmek istediğim doğru. Lakin o kişi bu beyefendi değil. Aziyade romanını bilir misin Gülcemal? Güzeller güzeli Çerkez kızı Aziyade'nin hikayesi. Değil mi? Evet. Okumuştum sultanım. İşte bu beyefendi o romanın yazarı Pierre Loti. Belki de yeni romanı payitahtta geçiyordur. Sultanım. Evet. Şehzademiz birkaç saat evvel otelimizden ayrıldılar. Yetişemedim. O vakit bir saraya dönelim Gülcemal. Buraya kadar geldiniz, bizi şereflendirdiniz. Size ikramda bulunmak isteriz sultanım. Peki madem, biraz daha kalalım. Demek şehzadenin burada kaldığını öğrendiniz. Evet. Niyetim gönlünü almak, onu saraya geri götürmek için ısrar etmekti. Lakin yetişemedim. İyi ki Bidar Sultan'a söylemediniz. Yoksa yine hayal kırıklığına uğrayacaktı. Ah Abdülkadir ağa. Seni nerede nasıl bulabilirim? Belki de en isabetlisi Hafiye tutmaktır. Dur! 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 Madame Blavas gibi vazifeyi iptal etti. Bağdat Demiryolu'nun masraflarını sadece kendi maliyemize yükleyerek yapamayız. Hünkârım, Georg Efendi'nin geri çekilmesi Almanları meselenin dışında bırakır. Tabii bizi de Rus'a ve İngiliz'e mecbur eder. İngilizlerin ve Rusların meseleye bakışı bellidir Mahmut Paşa. Bize o demiryolunu yaptırmamak. Hicaz demiryolunu yaparken karşımıza çıkardıkları zorluklara rağmen muvaffak olduk. Lakin Bağdat demiryolu meselesi başka. İngilizler ve Ruslar bu demiryolunu yaptırmamak için ellerinden geleni yapacaklardır. Ne yapacağız hünkârım? Georg Efendi'nin gemisi ne kadar daha payitahtta? Hakanım, gemi nümayişler sebebiyle kömür ikmali yapamadı. Yükünü de henüz boşalttı. Yeni yük de alacak. Yani 2-3 gün daha burada olacak. Demek ki Georg Efendi bir süre daha payitahtta olacak. Vaktimiz var hünkârım. Vaktimiz var. Lakin bu Georg Efendi'yi kararından nasıl vazgeçirebiliriz? Affınıza mağruren, acaba işe gitmeyen memura, kepenk kapatan esnafa birer ihtarname mi çeksek? Herkesle tek tek hesaplaşamayız paşa. Demiryolu meselesini tam manasıyla halkımıza anlatamadık anlaşılan. Evvela bunu yapacağız. Demiryolunun
devletimizin ve milletimizin menfaatine olduğunu onlara göstermeliyiz. Emredersiniz hünkârım. Ahmet Paşa, limanda silah çeken askeri sual ediniz. Emir kimden aldıklarını öğreniniz. Emredersiniz Hakan. Mahmut Paşa, İngiliz sefaretine gidin. Açıktan Bağdat demir yolunu onlarla birlikte yapmak istediğimizi söyleyip oyuna çekin. Emredersiniz hünkârım. Bağdat'a mutlaka gitmeliyiz paşalar. Oraya mutlaka ulaşmalıyız. Bağdat Fatihi 4. Murat fetihten sonra Bağdat'ı fethetme uğraşı Bağdat'tan daha mı güzelle buyurmuşlardır. Bugün bizim için de bu demir yolunu yapmak azmi emin olun çok güzeldir. Memaliki Osmaniye için tüm hünerlerinizi gösteriniz. Bağdat, İmam-ı Azam ve Gavs-ı Azam Abdülkadir Geylani Hazretlerinin şehridir. Paşalar, gayret edin. O iki mübareğin türbe-i şeriflerine bir yol açalım. İnşallah. İnşallah. Abdülhamid'e büyük bir darbe vurduk. Şehri durdurduk. Almanların demir yolu işinden vazgeçmesini sağladık. Abdülhamid durmayacaktır. Üzerinde ters lale olan dervişi öldürdük. Abdülhamid o dervişteki sırrın peşindeydi. Sırra sahip olmaya çalışacaktır. Abdülhamid'in tahtında oturduğu müddetçe durmayacağını hepimiz biliyoruz. Georg Efendi'yi iknaya çalışacak. Peşinde olduğu sırrı öğrenmek için uğraşacaktır. Ve Bağdat'a varana kadar da durmayacaktır. Vaziyetimiz ne? Şehirdeki kargaşa ve nümayişi daha ne kadar sürdürebiliriz? Kızım Frida mensup olduğu cemiyetteki kadınları tesir altına aldı. Yani memurların işe gitmemesini ona borçluyuz. Evvela birkaç memuru tesir altına aldı. Onlar da diğer memurları. Böylece meselenin tesiri artmış oldu. Güzel. Şimdi bunu devam ettirmeliyiz Karasu Efendi. Abdülhamid'in milletin cebindeki parayı düşünmediğini göstermeliyiz. Ete, ekmeğe, una zam yapılacak. Bunu ben yapacağım. İsmail Paşa, siz de Bağdat demir yolu yapımı için yeni vergiler getirilmesini teklif edeceksiniz. Yani Abdülhamid bunu kabul etmez. Etmesin. Etmesin. Etmesi mühim değil. Sarayda konuşulsun. Havadisi daha sonra gelir. Vergiler artmasa dahi dedikodusu yeter. Bize adam lazım, Bay Zalman. Buraya gelirken kendi teşkilatınıza geldiniz. Şimdi onları oyuna sürmenin vakti gelmedi mi? Şehirdeki asayiş bozulmalı. Artık kargaşa hüküm sürmeli. Bunların hepsi olacak Sabahattin Efendi. Ama evvela Abdülhamid'e demiryolu güzergahını açıklatmalıyız. Derviş'in sırrına sahip olmadan açıklayamaz. Belli ki sırlı bir mesele bu güzergah. Ama evvela Abdülhamid'in bu sıra ulaşmasına mani olmalıyız. Onun yollarını çıkmaza kavuşturacaksın Baktel. Biz de demiryolu hattının güzergahının açıklanması için saraya hücum edeceğiz. Kargaşa sürecek. Abdülhamid sonunda pes edecek. Bağdat demiryolu hattından vazgeçecek. Bağlayın şunu. Özlemişim. Ne özleyeceksin be dayı? Saraylardan geldin sen. Beğenmezsin artık. Dinliyoruz beyim. Anlat. Ne yaptın? Neden yaptın? Ne anlatayım Tatar? İşte vaziyet bu. Prens Ferdinand'ın sarayına Musa peygamber gibi sızdık. Saraydaki firavunları tek tek avladık. Nihayetinde bu çakalı da buraya getirdik. Onun hesabını da burada göreceğiz. Neden bize söylemedin dayı? Size söyleseydim bir şekilde açığa çıkardık Söğüt'lü. Hünkârımız böyle emir buyurdu. Özledik be dayı. Çok özledik. Öyle yegenler öyle.
Ben de sizi özledim. Şimdi ne yapacaksın dayı? Biz ne yapacağız? Evvela hünkârımızın huzuruna çıkacağız. Vazifeyi ifa ettiğimizi söyleyeceğiz. Ardından bu hainin hesabını göreceğiz. Senin gözünü kan bürümüş Aziz kardeşim. Kan bürümüş. Öyle bürüdü, isabet ettin. Seni payitahtın meydanlarında sallandıracağımı söylemiştim. Tövben et, fazla vaktin kalmadı. Ben tövbe edecek hiçbir şey yapmadım Halil Halit. Hiçbir şey. Sultan, üzülmeyin ne olur. Limanda meydana gelen hadise yüzündendir. Hünkârımız kendisi gelemeyince sizi de kulübede tek başına bekletmek istememiş olacak. Bu yüzden sizi saraya geri götürmemizi istedi. Hayır Zülfet. Ben o kulübede saatlerce beklediğimi bilirim. Ama o vakitler biliyordum ki hünkârım gelecek. Er ya da geç. Muhakkak gelecek. Ama bu sefer... bu sefer gelmeyeceğini anlamamı istedi. Beni affetmeyeceğini anlamamı istedi. O yüzden sizi gönderdi beni almak için. Öldürülen dervişle alakalı bir neticeye ulaştınız mı? Hakanım, tetkik edildi. Zikir esnasında bir yara almış. Zikrin manevi halinden yaranın acısını fark edememiş olacak ki zikre devam etmiş. Dervişler aralarına giren yabancıyı tanımıyorlar. Öldürülen dervişin sessiz kendi halinde takva ehli bir zat olduğunu söylediler. Onlara verilen emanet dışında dünyevi uğraşları yoktur. Bu sebeple kimseyle dünya sohbetine girmez, fani şeylerden bahsetmezler. Peki şimdi ne yapacağız Hakan'ım? Sırra sahip olan, bilen sadece o derviş miydi? Hayır paşa. Şecere-i Terakkime'yi koruyan sadece o değildi. Bizim bildiğimiz sadece oydu. Dervişin öldürüldüğünü işiten diğerleri bir hamle başlatacaklardır. Nasıl bir hamle hünkâr? Bir işaret bırakacaklar. Bizim görmemizi sağlayacakları bir işaret. Hakan'ım, bu nasıl bir işaret? Şecere-i Terakkime'de Oğuz boylarının nerelerde, hangi köylerde, kasabalarda yaşadığı yazar. Bu devletin dışında bir teşkilattır. Türk boylarının sırlarını saklar. Osmanlı'da Oğuz'un kayı boyundandır. Öldürülen derviş bizim seçtiğimiz temsilciydi. Şimdi onun yerine birisini koymamızı isteyecekler. Boşuna size Oğuz Bey'i demiyorlardı Hakan'ım. Öyle paşa. Padişahlar devletin başı olduğu kadar Oğuz'un da beyidir. Yani bir süreç başlayacak. Lakin size nasıl ulaşacaklar Hakan'ım? Bir işaret belirecek. Ters lale. Bu çağrıya uyup bir temsilcimizi yollayacağız. Lakin bu işaret nerede belirir, ne zaman ortaya çıkar bilmiyoruz. Bekleyeceğiz. Öyle miydi? Böyleydi. Dervişin hırkasındaki işaret buydu. Belli ki Abdülhamid'in sırrı bu, ters lalede gizli. Ne yapacaksın? Maktel ve sen, Abdülhamid'i oyalayacaksınız. Kim?
Kim bu isimler? Ölecek olanlar Gürün. Ölümlerinde sır olanlar. Abdülhamid'in neyin peşinde olduğunu bilmiyoruz. Ama belli ki Abdülhamid de sırra nasıl ulaşacağını bilmiyor. Biz ona bir yol vereceğiz. Çıkmaz bir yol. Girdiği her yol çıkmaza varacak. Her yolun sonunda biz olacağız. Payitahta hoş geldiniz, Halil Halit Bey. Hoş gördük hünkârım. Devletim, milletim ve şahsım adına size müteşekkirim. Hünkârım, bu şerefli vazifeyi bana layık gördüğünüz için ben müteşekkirim. Allah'ın izni ve inayetiyle vazifemizi layıkıyla yerine getirdik. Hamdolsun Prens Ferdinand da İmro da artık kafa kaldıracak kudrette değil. İmro'nun kolunu kanadını kırdık. Prens Ferdinand'a da lüzumlu uyarıları yaptık. Hünkârım, sadece Prens Ferdinand'ın arkasında kim olduğunu öğrenemedim. Burada payitaht olduğunu biliyoruz. Lakin kim olduğunu öğrenemedim. Belli ki tehlikeli bir düşman. Biz de onun peşindeyiz Halil Halit Bey. Kim olduğunu öğreneceğiz. Kimlere nasıl hükmettiğini öğreneceğiz. Cezasını keseceğiz. Siz payitahtı, payitaht da sizi özlemiştir Halil Halit Bey. Gidiniz, dilediğiniz gibi istirahat ediniz. Hünkârım, vatan için çalışmak benim için en güzel istirahattir. Devletimiz daim olsun hünkârım. Fevkalade güzel olmuş. Güzelliğinden ziyade gizliliğine önem verdik. En azından gizli girişi var. Sen şirkete gidemiyorsun. Bir gören olur diye. Biz de Frida ile düşündük, sana böyle bir yer ayarlamaya karar verdik. Buradan çıkmadığın sürece fark edilmen, yakalanman çok zor. Ölü bir adam için fazla canlı burası. Böyle konuşma. Abdülhamid ölene kadar ölüsün sadece. O ve istibdadı yok olunca sen de dirileceksin. Salman yaptıklarından çok etkilenmiş. Hepiniz kadınların gücünü hafife alıyorsunuz. Yo yo. Artık biliyoruz. Salman da biliyor. Şimdi sen ben bu tesiri devam ettirmeni istiyoruz. Hanımlar cemiyetindeki hanımların eşleriyle konuş. İşe gitmemeyi sürdürsünler kızım. Daha fazla sürdüremezler. Hepsini sadece bir kereliğine bunu yapacaklarını inandırarak ikna ettim. Onlar da biliyorlar ki eğer devam ettirirlerse kocaları işlerinden olur. Ya evlerine götürecekleri ekmeğin artık yetmeyeceğini görürlerse? Devletten aldıkları maaşa rağmen aç kalacaklarını bilirlerse? O zaman iş değişir. Öyle olacak. Şehirde dedikodular ayyuka çıkacak. Devletin artık maaş ödeyemeyecek durumda olduğunu konuşacak herkes. Herkes kendi ekmeğinin derdine düşecek. İşte o zaman beklediğimiz ayaklanmayı başlatabiliriz. İşte senden bu dedikoduları yaymanı istiyorum. Hem gazeteler ve havadisleri bu dedikoduları destekleyecek. Peki, ne kadar götürebileceğimizi göreceğiz. Göreceğiz.
Georg Efendi'yi demir yoluyla alakalı ikna etmeliyiz. Bunu nasıl yapabileceğiz? Risk alacağız paşalar. Lakin evvela sokaktaki gençlerle alakalı tedbir alacağız. Hünkârım, sert tedbirler işe yaramıyor. Zaptiye'nin limanda yaptıkları neticesinde nümayiş daha da arttı. Tahsin Paşa, bugün işe gelmeyen memurların vaziyeti nedir paşa? Daha çok hangi dairelerden işe gelmeyenler olmuş? Hünkârım, hariciye ve dahiliye nezaretlerinde ve ona bağlı müdürlüklerde işe gelmeyen memur pek yok. Lakin şehre emanetinde sayı bir hayli fazla, işe gelmeyen memur çok. Ayrıca nafia müdürlüklerinde, maden müdürlüklerinde ve şirkete hayriye çalışanları ve mekteplerdeki hocalar. Bunlar arasında sayı bir hayli fazla hünkârım. Peki asker arasında? Hünkârım, askerler arasındaki zabitlerden böyle bir işaret almadık. Hepsi vazifelerinin başındalar. Paşalar, evvela memura iyi bir zam yapacağız. Devletin güçlü olduğunu, ayakta olduğunu görsünler. Atiyeler vereceğiz. Bunların hepsini bizzat benim cephi hümayunumdan yapalım. Emredersiniz hünkâr. Hünkârım, bir de risk alacağımızı söylemiştiniz. Evet paşa. Alman Bankası Müdürü Georg Efendi ile görüşün. Alman İmparatorluğu'nun Osmanlı'daki yatırımlarıyla alakalı sizi çağırdığımı, bu yatırımlardaki Alman ortaklıklarının feshedilebileceğini söyleyin. Emredersiniz. Ben anlamıyorum. Nasıl olur da işe gelmezler? Vallahi endişe ediyorlar. Sokaklarda konuşulanlara bakılırsa bu demiryolu işi devletin maliyesini batıracakmış. Adam sende. Hünkârımız bunu düşünmemiş midir? Allah ömürler versin. Tahta çıktığında bu devletin maliyeti zaten batmıştı. Borç kıtlığa kadardı. Hepsini yavaş yavaş ödedi. Bak Hicaz demir yolunu bitirdi. Şimendiferler işliyor. Vapurlar tıkır tıkır çalışıyor. Askerin ihtiyacını giderdi. Osmanlı ordusunu en iyi topla tüfekle donattı. Şimdi kalkmışlar diyorlar ki Osmanlı'yı batıracakmış. Ahmaklar inanır ancak. Doğru dersin. Baba Ali'den yazı geldi. Bugün devlet daireleri müşkilattan ötürü tatil vermiş. Ben çıkıyorum. Hadi selametle. Atık Ali'ye çık. Başka neleri varmış? Bir bakın bakalım. Fişek alım ihalesi var paşam. Hı? 2 ay sonra Alman şirketlerle yapılacak. Bak o olur işte. O olur. Başka? İyice bir tetkik edin evladım. Oo. Kolay gelsin paşam. Paşam hoş geldiniz. Buyurunuz, oturunuz, buyurunuz. Kahve içer misiniz? Meşgulsünüz paşam. Teşekkür ederim. Hünkârımızın bir emri vardı da onu yerine getirmek için meşgulüz. Kusura bakmayınız. Almanlarla mı alakalı? Paşam. Malumunuz. Bu Georg Efendi'nin demir yolu işinden geri çekilmesi hiç iyi olmadı. Hünkârımız bu konuda mutlaka bir tedbir almıştır. Aldı elbette. Hünkârımız almaz olur mu? Zaten biz de o tedbirleri tetkikle meşgulüz şu anda paşam. Bakınız. Georg Efendi'yi diğer Alman ortaklıklarından vazgeçmekle tehdit edeceğiz. Hünkârımız da bir taraftan memurlara zam yaptı. Atiye de dağıtıyor. Tabii ki kendi şahsi cebi hümayununda. Güzel hamle. İnşallah bir neticeye varır paşam. Varacak paşam, varacak.
o Georg keferesi ikna olacak. Öyle yok öyle. Osmanlı Devleti'ne söz verip de daha sonra sözünden caymak. Değil mi? Niye durdun? Dur, yapma. Kimsin sen? Dur, yapma. Anneciğim, dönmüşsün. Babamın geleceğini ve barışacağınızı biliyordum. Baban gelmedi Naime. Zülfet'i göndermiş. Beni saraya geri getirmesi için. O halde siz... Barışmadık. Ümidim gittikçe tükeniyor. Geldiğimden beni biri görmek bile istemedi. Sultanım. Hünkârımız sizi huzuruna çağırıyor. Hünkârım, Bidar Sultan geldiler. Gelsin. Hünkârım. Hünkârım, bilirim ki işleriniz çok yoğun. Vaktiniz çok kıymetlidir. Ben sizi gereksiz yere meşgul etmek istemem. Müsaadenizle ben gideyim. Bu defa nerede bekleyeceksiniz beni? Maslak Köşkü'ne gidip orada mı bekleyeceksiniz? Ben affınıza mazhar olabilmek için çok uzak bir hatıranın ışığından medet umdum. Oysa ki karanlıkta kalmış bir çareyim.
Memleket bundan 50 yıl sonra dahi olsa ferah ersin diye mühim görüşmeler yapıyoruz. Sokakta bize karşı sesler yükseliyor. Düşmanın türlü tertipleri ayaklarımıza dolanıyor. Velhasılı Bidar Sultan böyle bir cepheden ayrılıp yanınıza gelecek vaziyette değildi. Sizi de bekletmek istemedim. O sebeple saraya getirdim. Hünkârım, geleceğinizi bildikten sonra beklemek mühim değil. Bunun için uzaklara gitmenize lüzum yok. Her dem geçer, her vakit dolar. Beni affedebilecek misiniz? Ne yazık ki affetmenin olanlara tesiri yok. Maziyi değiştirmez. Lakin geleceğin selameti için şarttır. Madem beklemenin hazzına bu kadar talipsiniz, bekleyiniz Bidar Sultan. Gönül yarası da kesik yarası gibi zamanla kapanır, iyileşir. Müsaadenizle. Beyler, hele bir bardak su verin ya. Susadım. Elhamdülillah ya Rabbi. Tövbe estağfurullah, tövbe. Beyler, belli ki yolun sonuna geldim. Müsaade edin de bir abdest alayım ha. Lan sen bizimle oyun mu oynuyorsun? Ne oyun oynaması Söğütlü? Benim oyun oynayacak halim mi var? Gidiyoruz. Bari abdesti gidelim. Yapın ne istiyorsa. Hayırdır? Ne yapıyorsun sen? Abdest alacağım. Ne abdesti? Bırak. Abdest senin pisliğini temizlemez. Halil Halit. Vallahi de billahi de ahirette iki elim yakanda olur ona göre. Ne yapayım dayı? Ver alsın ver. Malumat var. Buraya bu kadar sık gelip gitmen riskli. Biliyorum ama acelesi vardı. Abdülhamit hamleler yapıyor. Ne yapacak? Memurlara zam yapacak ve aynı zamanda atiye verecekmiş.
Maliye'nin güçlü olduğunu göstermek istiyor. Aynen öyle. Eğer bunu yaparsa demiryolu meselesini kimseye inandıramayız. Halk Osmanlı'nın maliyesinin güçlü olduğunu görür. Sen zam yaptıracaktın. Ne oldu? Kimse saraydan olur almadan zam yapmıyor. Bu daha önce de yapıldı. Abdülhamit de bu hamlelerden sonra tedbirini aldı. Ticaret odasında onun emrinden çıkacak tek bir tüccar bile bulamazsınız. Yaktığımız ateşi Abdülhamit ufak bir rüzgarla söndürüyor. Bizim ateş değil, yangın çıkarmamız lazım. Doğru. Ahmet Celaleddin Paşa. Ters silahle meselesiyle alakalı bir gelişme var mı? Var Hakan. Postane memurlarımızdan birinin cesedi bulunmuş. Öldürülmüş. Zaptiye amiri de ters silahle meselesiyle alakalı yanına gitmemi istemiş. Merhal gidiniz paşa. Cinayeti kim niçin işlemiş öğreniniz. Meselenin teşkilat kısmını da tetkik ediniz. Abdülhamid'i her şeyden vazgeçirecek, onu takatten düşürecek, gücünü kesecek büyük bir yangın. Mali saldırılar işe yaramaz mı? Hayır, daha evvel denedik. Zararlı olan biz oluyoruz. Osmanlı maliyesini 25 yılı aşkın süredir büyük bir titizlikle idare ediyor. Son vurduğumuz darbeden sonra da iyice sağlamlaştırdı. Gölü besleyen kaynağı kurutmamız lazım. Kaynak? Osmanlı darphanesi. Osmanlı'nın kasasını boşaltacağız. Abdülhamit ne memurlarına zam yapabilecek, ne de bu durumu izah edebilecek. Şimdiye kadar otel çoktan yerle bir olmuştu. Biz de tüneli kazmaya devam etmiştik. Böyle beklemek hiç hoşuma gitmiyor, hiç. Sadece birkaç saat geciktik madam. Merak etmeyin. Birazdan patlama sesini buradan duymuş olacağız. Merak etmeyin. Sen niye geldin be adam? Ne oldu, ne var? Otele yerleştirdiğimiz bomba. Bulundum adam. Keşke bugün dışarı çıkmasaydınız Sultan. İçimi kurt gibi kemiren bir şüpheyle daha fazla yaşayamam Dilruba. Gerçeği öğrenmem şart. Aksine takatim kalmadı. Şalım arabada kaldı, ona bir bak. Hemen getiriyorum Sultan. Ne diyorsun sen be adam? Aklını mı kaçırdın? Limandaki hadiseden ötürü Abdülhamit güvenlik tedbirlerini arttırmış. Her yer didik didik aranırken bomba da bulundu. Canımı zor kurtardı. Bana bu haberi getireceğine ölseydin keşke! Bu durumda orada bir daha patlama yapmamız imkansız madam.
Ne oluyor yahu? Her şeyi Gülcemal'in orada olması bozdu. Yoksa o oteli sultanın başına yıkacaktık. Şimdi ne yapacağız madam? Çok vakit kaybediyoruz, çok. Böyle durup da bekleyemem. Bekleyemem! Nedir bekleyemeyeceğiniz şey? Sultanım, şalınızı getirdim. Hoş geldiniz sultanım. Buyurun. Konuş. Ne konuşacağım? Her şeyi anlatacaksın. Anlatacak bir şey yok. Var Ziya Sami, var. Her şeyi tek tek itiraf edeceksin. Uzatma Halil Halit, uzatma. Ne yapacaksan yap. Anlatacak bir şey yok dedim. Her şeyi anlatacaksın. İtiraf edeceksin. Neden yaptığını anlatacaksın. Nasıl yaptığını anlatacaksın ki? İçimde sana karşı hiçbir şey kalmayacak. Anlat. Tamam, tamam. Anlat. Öldürdüm. Evet. İkisini de ben öldürdüm. Yine olsa yine yapardım. Onlar benim hayatıma kastettiler. Öleceğimi, idam edileceğimi bile bile beni ispiyon ettiler. Onlar benden vazgeçtiler Halil Halil. Vazgeçtiler. Ben de onlardan vazgeçtim. İkisini de öldürdüm. Hiç de pişman değilim. Hadi! Sen de beni öldür. Ne yapacaksan yap. Allah seni cehennemden çıkartmasın. Kalk. Yürü. Yürü. Düşürme. Yürü. Sizi bu kadar öfkelendiren, sabrınızın sınırlarını zorlayan şey nedir? Çok merak ettim doğrusu. Aşevi için günlerdir çalışıyoruz. Yarın açılış yapacaktık. Bir tamir işi çıkmış. Derhal halledilsin dedim. Pek iyi etmişsiniz. Lakin bu kadar öfke sıhhate zararlı, bilirsiniz. Haklısınız. Birer kahve içeriz, değil mi? Eksik olmayın, ben içmeyeyim. Son günlerde hiç ağzımın tadı yok. Yediğimden, içtiğimden hiçbir tadı almıyorum. Madame Blavatsky, size bir şey söylemem lazım. Ben her şeyi hünkârımıza anlatmaya karar verdim. Anlamadım. Neyi anlatacaksınız? Mahmut Celaleddin'in mektuplarını, sizin bana olan desteğinizi, her şeyi. Ama bu kocanızı tamamen kaybetmeniz anlamına geliyor. Biliyorsunuz yaşadığı bilinmesin istiyordu. Onu bulmadım ki kaybedeyim Madame Blavatsky. Öyle de böyle de yanımda değil zaten. Şu vakitler saatim pek yerinde değil. Hekimler bir şeyim olmadığını söylüyorlar ama ben hissediyorum. Belki de Hakk'ın rahmetine kavuşmama çok az kalmıştır.
O yüzden son isteklerimden biri de kocamı tekrar görmek. Eğer Mahmut Celaleddin hayattaysa onu bulabilecek tek kişi de hünkârımız. Hünkârımız bu olan biteni duyduğunda ona daha evvel anlatmadığınız için size öfkelenebilir. İki kardeş aranız bozulabilir. Yarın hepimiz ama özellikle de sizin için çok mühim bir gün. Bu nedenden ötürü aş evinin açılışında bulunmazsanız olmaz. Açılış sonrasında konuşmanız daha münasip olmaz mı? Hakkınız var. Amir efendi. Paşam. Vaziyet nedir, kimmiş bu? Postanede memur paşam. Eve gitmek için çıkmış. Bugün çalışanlardan. Sonra da burada köyde çocuklar cesedini bulmuş. Bir davalısı, husumeti olan kimse var mıymış? Hayır paşam. Etrafta arkadaşları Halim Selim kimseyle derdi olmayan biri olarak söylediler. Üstünden parası da alınmamış. Hırsızlık desek diyeceğim ama. Paşam alnında bıçak yarası var. Lale çizilmiş. Ama belki de biz laleye benzettik. Başka bir işaret de olabilir. Paşam. İki cinayet daha var. Senin ne kadar iyi bir asker olduğunu görmek beni çok sevindiriyor Maktel. Napolyon'un eğer senin gibi 10 adamı olsaydı iktidarı daha sağlam olurdu. Emrinizdeyim efendim. Büyük bir hamle yapacağız Maktel. Sana ihtiyacım olacak. Osmanlı'nın darphanesini basacağız. İçerideki paraları ve altınları kaçıracağız. Bu çok zor. Osmanlı'nın en iyi korunan yeridir darphane. Merak etme Maktel. Zülfü İsmail Paşa orayı bizim için daha korunaksız bir hale getirecek. Maktel, adamlarımızı hazırla. Senden 15 adam istiyorum. 15. Hepsi ölmeye hazır 15 adam. Bu harbi bizzat ben idare edeceğim. Abdülhamit'i anlatmaktan vazgeçirmeliyiz Cemile Sultan'ım adam. Mektupların bazılarını cemiyete bırakıldı diye biz verdik ona. Abdülhamit anlatırsa eğer Kızıl Sultan bu oyunu bizim kurduğumuzu çözer. Anlatmayacak. Nasıl ikna edeceksiniz Cemile Sultan'ı? İkna etmekle uğraşmayacağım. Yarın aş evinin açılışına geldiğinde öyle bir çıkmaza sokacağım ki Cemile Sultan'a artık istese bile anlatamayacak. Sesi çıkmayacak. Ne yapacaksınız? Ne yazık ki bize başka çare bırakmadı Cemile Sultan. Bana Marco'yu çağır. Marco. Görüyorum ki henüz gitmemişsiniz. Gemideki işler bitmedi. Ama bitince yola çıkacağız paşam. Siz niçin geldiniz? Ben bazı mühim meseleleri sizinle yüz yüze konuşabilmek için geldim. Alman devletinin Osmanlı devletiyle bazı ortaklıkları...
Bunları niçin şimdi konuşuyoruz? Çünkü siz ortaklıklarınızı şimdi bozmaya karar verdiniz. Biz de ortaklıklarımızı şimdi bir kez daha tetkik etmeye karar verdik. Sizinle olan bütün ortaklıklarımızı tetkik edeceğiz. Tabii bazılarından da çıkacağız. Yapamazsınız. Sakın. Sakın bunu duymamış olayım, sakın. Georg Efendi, siz bir Osmanlı Sultanı'nın neler yapabileceğini bilmiyorsunuz. Hele şimdi yapamazsın dediniz ya. Bir Osmanlı Sultanı'nın neler yapabileceğini seyrediniz. Georg Efendi. Majesteleri, işittik ki Almanlar demiryolu işinden çekilmiş. Bu sebeple buradasınız. İngilizler hiçbir şekilde Bağdat demiryolu işine onay vermiyor. Almanların bu işten çekilmesine heveslenip demiryolunun yapılamayacağını düşünüyorsunuz. Fena halde yanılıyorsunuz Sefir Efendi. Haddimi aşmak istemem ama demir yolunu yapmak için kaynağınız yok. Bu büyük bir maliyet gerektiriyor. Yanılıyorsunuz. Paramızın olduğunu gördüğünüzde, kaynağımız ortaya çıktığında pişman olacaksınız. O vakit görüşürüz. Müsaadenizi istiyorum Hünkâr Hazretleri. Zor oyunu bozar paşa. Durun. Ne oldu paşam? Bizden önce buraya kim girdi? Zaptiye memurlarından biridir paşam. Benim paşam. Sen burada kal. Kimse içeri benimle gelmesin. Burada bekleyin. Gemicilerden. Yük gemisinde mi çoluk yapıyormuş paşam? Ayak izlerine dikkat edin. Maktulün, içeri giren zabitin ve benim ayak izlerimi ayırın. Diğerinin kalıbını çıkartın. Emredersiniz paşam.
Hain, yürü! Çık şuraya, burada asılacaksın. Hatırhane! Aziz kardeşim! Hataların affı mümkün değil mi? Değil! Hainlik huydur Ziya Sami. Asla geçmez. Asla atamazsın onu içinden. Hain söz verir, tutmaz. Bir fırsatını buldu mu hemen arkandan vurur. Nimete kavuştu mu, nimete küfreder. Hainlik adama yerleşti mi, onda din, iman, namus bırakmaz. Yani Ziya Sami, hainliğinin affı mümkün değil. Yazıklar olsun sana Halil Halit. Yazıklar olsun. Rezil bir şekilde geberirsin inşallah. Yapamazsınız. Basın gidin. Ziya Sami de bizimle gelecek. Alaydı. Sakin. Sakin. Halil Halit. Bunu bağışlıyorum. Ama ileri giderseniz hepinizi patlatırım burada. Ya Ziya Sami'yi de alır gideriz. Ya da hepimiz gebeririz. Bizim başka çaremiz yok. Ziya Sami'siz gidersek de öleceğiz. Ne yapacağız beyim? Ne yapalım Tatar? Bu kadar insanı burada patlatamayız. Gösteri bitti beyler. Herkes işine baksın. Dayı, götürüyorlar adamı. Bırak Söğüt'le götürsünler. Tatar, bunlar kim hemen öğren. Tamam beyim. Senin başı odasında mı? Hayır paşam. Peki gün içinde geldi mi? Birkaç kere geldi gitti paşam. Üstünde başında yırtık sökük bir şey var mıydı? Hayırdır paşam? Bu suallerinin sebebi nedir? Hiç. Gün içinde seni görmedim Selim.
Merak ettim. Hayırdır? Gocundun mu? Hayır da... merak ettim sadece. Bak şimdi Selim, beni iyi dinle. Ben cevabını alamadığım sualleri sormam. Cevap yerine kelle alırım. Ve senin de kellen yerinde durduğuna göre... değil mi? Sultanım, siz yoruldunuz. Müsaade edin biraz ben karıştırayım. Pişirdiğin yemeğin lezzetli olmasını istiyorsan... sen de başında pişeceksin derdi annem. Yorulmadım kızım. İyiyim ben, sağ ol. Lezzetli olacağı kokusundan belli zaten. İnşallah hünkârımız da beğenir. Afiyetle içer. Kızım sen bana salçayla naneyi hazır et. Sırf senin elindeydi diye zaten babam beğenir anneciğim. Önüne konan yemeği baban asla beğenmedim demez zaten Naimeciğim. Biliyorsun israfı sevmez. Lakin Tahsin Paşa söyledi. Son zamanlarda çok çalışmaktan yemek yemeyi ihmal eder olmuş. O benim yaptığım beyrani çorbasını çok sever. Afiyetle içer inşallah. İnşallah. Keşke babam da akşam yemeğini bizimle yese. Bekleyeceğim kızım. Bekleyeceğim. Sabredeceğim. Kalp kırması çok kolay. Lakin tamiri çok zor. Varsın odasında yesin yemeğini. Benim onu düşündüğümü... onu çok sevdiğimi... bu yemeği onun için yaptığımı bilsin, hissetsin, bana yeter. İngilizler elimizde maddi güç olmadığını biliyor. Alman Georg Efendi ise... ettiğimiz tehdidi ciddiye aldıracak bir hamle yapmamız şart. Bu iş bir kör düğüm oldu. Tam bir kör düğüm oldu. Hünkârım, bu nimayiş yüzünden... Almanlar demir yolu işinden kendilerini geri çektiler. İngilizlerse zaten bu işin olmasını hiç istemediler. Şimdi biz Almanları maddi ortaklıklarla tehdit edip... İngilizleri masaya çekmeye çalışıyoruz ki... Almanlar bu duruma kayıtsız kalmayıp masaya tekrar geri dönsün. Hünkârım, bu iş tam bir kör düğüm oldu. Paşalar, tek bir hamle ihtimalimiz var. İngilizleri... maddi manada güçlü olduğumuzu gösterip masaya çekmek. Ardından Almanların da geleceği bir tertip yapmak. Bunu nasıl yapacağız hünkârım? Çare nedir? Çare bizdedir paşa. Vallahi ben anlayamadım. Paşa, padişahlık yolu bize kapalı görünüyordu. Tahtta amcam Sultan Abdülaziz vardı. Eğer ona bir şey olursa... yerine biraderim Murat Efendi geçecekti. Yani benim padişah olma ihtimalim zor gözüküyordu. Biz de bu sebeple kendimizi ticarete verdik. Halı fabrikalarında yatırımlarımız oldu. Boya imal eden fabrikamız oldu. Çok şükür ticarette yol kat ettik. Hatırlarsanız tahta çıktığımız vakit kendi cülusumuzu cebimizden ödedik. Hatta devletin ihtiyacı olduğu vakit biz karşıladık. Lakin yine de kendi alın terinde kazandığım bir miktar param var. Bu parayı kuruşu kuruşuna demir yoluna yatıracağım. Paşalara haber salacağız. Sadece paşalara, memurlara değil. Herkes elinde ne var ne yok bu demir yoluna yatıracak. Eyvallah hünkârım. Bu dediğinizi yapalım. Yapalım lakin... bir işe yaramayacaktır. Paşalar ellerinde avuçlarında ne var ne yoksa getirip verseler bile
bu hem az kalacaktır, hem de paşalar itibarlarından olacaklardır. Hünkâr malumunuz, paşaların memleketlerinden gelen misafirleri olur. Paşaların evlerinde hizmetlileri olur. Paşalar devlet vazifesi için seyahat ederler. Bu işlerin bir kısmını, hatta büyük bir kısmını kendi ceplerinden karşılarlar. Şimdi hünkârım, paşalar ne var ne yok hepsini verirlerse korkarım itibarlarından olurlar. Hünkâr, sizin şahsi servetiniz daha zor zamanlar için saklanmıştı. Şimdi onu bu mesele için harcayacak mıyız? Hem yetmez hünkâr. Bütün paşalar servetlerini getirip dökseler dahi yetmez. Hünkârım, Tahsin Paşa haklı. Topladığımız para yetmeyecektir. Tam tersine, paşalarımız itibarlarından olurlar hünkârım. Ha vallahi billahi kendimden imtina ettiğim için bunu da söylemiyorum. Ben neyim var neyim yoksa hepsini getirip vereyim. Üstümde bir tane ceket kalsın hünkârım, her şeyimi vereyim. Lakin yetmeyecektir. Hal böyle olunca paşaların itibarsızlığıyla kalacağız. Vallahi benim samimi fikrim budur hünkârım. Merak etmeyiniz paşa. Kimse itibarını kaybetmeyecek. Aksine itibar kazanacağız. Paşalara haber salın. Zorla değil. Lakin devletin içinde bulunduğu bu vaziyetten kurtulmak için bu mesele mühim. Emredersiniz hünkârım. Emredersiniz hünkârım. Gülcemal. Şehzadenin nereye gittiğini biliyor musun? Hayır, kimse bilmiyor. Bidar Sultan çok endişeleniyor onun için. Haklı. Şehzadenin başına her türlü felaket gelebilir. Onun için nerede olduğunu öğrenip bir an önce yanına gitmeliyim. Şehzadeyi bu kadar çok sevdiğini bilmiyordum. Sevgiden değil. Kaza geçirirse, hastalanırsa tek başına olacak. O vakit ona ben bakarım. Böylece kolayca gönlünü çelerim. Şehzadenin gözünü boyamak için mi yanında olmak istiyorsun? Zor vaktinde yanında olan dünya iyisi bir kızla evlenmek ister herhalde. Ben de mutfağa bakmaya gidiyordum. Sen ne yapıyorsun burada? Git fincanları topla. Vuracaktık, çatışacaktık. Kim ki bunlar senin hüküm verdiğin adamı elimizden alıyor dayı? Sus Osman, sus! Herif dinamitle geldi be. Sen hala vuruşalım, çatışalım diyorsun. Kesin şu çamatayı. Nerede kaldı bu Tatar? Nerede kaldın Tatar? Anlatacak pek bir şey yok beyim. Nasıl yok Tatar? Anlat. Kimse bir şey bilmiyor beyim. Bilen de konuşmuyor. Ama ben soruşturmaya devam edeceğim. Bulacağım o Ambur'u. Beyim kim korur ki Ziya Sami'yi payitahta? Çeteciler olmasın dayı. Çetecilerin payitahta ne işi olur Söğüt'lü? Son kalanlarını da Kuruşevo'da temizledik. Tatar, çık sokağa. Kim ne biliyorsa ya anlatsın ya da ben çıkarım, birlikte konuşmayanın dilini kopartırım. Eyvallah beyim. Siz kimsiniz ve bana ne yapacaksınız? Bir şey yapmayacağız. Ha. Ve beni niçin kaçırdınız? Yanık istedi. Biz de kaçırdık. Yanık. Kim bu yanık? Sen yanığı tanımıyor musun? Yok. Ama o seni tanıyor. Çok eski arkadaşımmış. Çok eski arkadaşımmış. Allah Allah. Vallahi çıkartamadım. Ama sen benim için ona teşekkür edersen sevinirim.
Her neyse, madem beni kurtardınız, hadi bir an önce beni payitahttan çıkartın. Yoksa Halil Halit beni bulur, bulursa da yaşatmaz. Yok yok. Burada kalacaksın. Hem burada sana kimse ilişemez. Yapma Allah aşkına. Halil Halit bu, Halil Halit. Payitahtta istediğini istediği zaman bulur. Hadi hadi, beni bir an önce payitahttan çıkarın hadi. Yok yok. Sen yanını sahiden hatırlamıyorsun. Fazla uzattın ama. Kim bu yanık söyle de tanıyım. Kasım. Yanık Kasım. Kasım. Yanık Kasım. Siz Kasım'ın adamları mısınız? Evet. Eski dostum. Çocukluk arkadaşım. Demek hesap günü geldi ha? Paşalarım. Hünkârımız mühim bir meseleyi bildirmemi istedi. Nedir paşam? Biliyorsunuz bu demir yolu mevzuyla alakalı. Önümüzde türlü zorluklar, büyük meşakkatler var. Almanlar çekilmiş ortaklıktan. İngilizleri de bir türlü dahil edemiyoruz. Evet. Ne yapacağız? Hünkârımız bütün şahsi servetini yatırmayı düşündü. Ama hepsini. Ailesine haber verecek. Şehzade efendiler, kadın sultanlar, hanımefendiler. Hepsi ama hepsi şahsi servetlerini getirecekler. Hünkârımız paşalarımızın da bu işe dahil olmasını ister. Peki bu yetecek mi? Yetsin ya da yetmesin. Hünkârımızın emri böyle. Elbet bir bildiği vardır. Eyvallah. Paşalarımıza haber verir. Evi olanlar evlerini satacaklar. Bankalarda nakitleri olanlar ivedilikle nakitlerini çekip getirecekler. Paralar bizde toplanacak. Tabii, tabii. Benim de kardeşlerimin de neyi var neyi yoksa helal olsun. Çok güzel. Evvel emirde nakitlerimizi çekelim bankalardan. Gayrimenkuller bilahare satılır. Vaziyet nedir paşa? Geciktiniz. Bakanım, cinayet mahalline gittiğimde iki cinayetin daha olduğunu söylediler. Onlarla da alakadar oldum. Ne cinayet paşa? Bir gün içinde üç cinayet. Maalesef hakanım, iş daha da garipleşti. İlk cinayet mahalline gittiğimde bize bir mesaj bırakmışlardı. Cesedin alnına ters bir lale çizmişler. İlkin aradığımız işaretin bu olduğunu düşündüm. Bu öldürülen postane memuru demek ki hainin biriymiş hakanım. Bize de bu işareti bırakmışlar. Sonra? Hakanım sonra kapalı çarşı esnafından birini bir otel odasında ölü bulduk. Ağzının içine ters bir şekilde bırakılmış bir lale vardı. Garip. Hakanım, üçüncü cinayetse bir harada işlenmiş. Öldürülen bir miço. Harada bir kasanın üstüne de ters bir lale çizmişler. Hakanım, orada bir şey daha buldum. Bu düğme. Evet hakanım. Paşalarımızın sivilde giydiği redingotlara ait kol düğmesi. Üzerindeki terzi Aram Efendi'nin işaretinden anladım hakanım. Aram Efendi sadece Osmanlı paşalarına kıyafet diker. Hakanım, araya gittiğim vakit her yer çamur içindeydi.
yerde ayak izleri vardı. Bu izlerin içinde katilin de ayak izlerinin olabileceğini düşündüm. Zaptiyelere haber verdim ve ayak izlerinin kalıplarını çıkarttırdım Hakan. Katiller bizim neyin peşinde olduğumuzu biliyorlar. Ters Lale'nin ne manaya geldiğini biliyorlar. Ters Lale teşkilatı bize ulaşmak istese de bu hadiseler işitilince vazgeçmişlerdir. Ne yapacağız Hakan'ım? Katili bulacağız paşa. Lakin bir esnaf, bir postacı ve Miço arasındaki bağlantıyı mutlaka çözmeliyiz. Anlat Tatar. Buldum beyim. Anlat. Yanık Kasım diye biri. Yanık Kasım mı? Evet beyim. Tanıyor musun? Tanıyorum. Tanıyorum da... Yanık'ın Ziya Sami ile ne işi olur? Hem Yanık kim ki bu kadar adam olsun? Ziya Sami'yi de tanıyor mu dayı? İkimizin de eski bir ahbabı. O zaman hem seni hem de Ziya Sami'yi iyi biliyor. Bilir bilir. Bizi iyi bilir. O vakit şu yanı kasma bir de biz görelim. Sultanım. Gel kızım. Sultanım, size ıhlamur getirmiştim. Otur. İyi gelir size, bitkinliğinizi alır. Kocanın yanında olacağına benimle uğraşıyorsun, değil mi? Ben yanınızda olmaktan şikayetçi değilim. Aksine size zevcemin kıymetli annesine şifa olmak esas benim gönlüme şifadır. Eğer burada olmasaydım Mehmet'in gözü arkada kalacaktı bilirim. Mehmet seninle evlenmek istediğini ilk söylediğinde ona karşı çıkmıştım. Senin ona layık biri olmadığını düşünmüştüm. Yanılmışım. Mehmet bana bir gelin değil, bir kız evlat hediye etti. Allah iki cihanda da sizi ayırmasın yavrum. Sultanım, bu söylediğiniz sözler benim için öylesine kıymetli ki. Teşekkür ederim. O halde sen de bana artık anne de. Tamam mı? Teşekkür ederim. Ne yapıyorsun Meziyet? Demek tek derdin şehzadenin karısı olmaktı. Bunun için çaldın yazdıklarımı. Ne var şehzadeyle evlenmek istememde? İmkansız olduğunu bile bile sen de bunu hayal etmiyor muydun? Ben onu seviyorum. Her şeyden, herkesten çok seviyorum. Ama sen sevmiyor musun? Nereden çıkarıyorsun şehzadeyi sevmediğimi? Tamam, senin kadar sevmiyor olabilirim. Ama ben de beğeniyorum şehzadeyi. Seni duydum Dilruba. Söylediklerini duydum. Şehzadenin başına felaket gelmesini isteyecek kadar kötü birisin. İstediğini elde etmek için her türlü kötülüğü yapabilirsin. Ama ben sana müsaade etmeyeceğim. Şehzade saraya döndüğünde o mektuptaki sözlerin benim olduğunu, senin onları çaldığını söyleyeceğim. Selamun aleyküm ağalar. Aleyküm selam. Biz Yanık'ı arıyoruz.
Ağalar. Yanığı arıyoruz biz. Yanık Kasım. Gören var mı? Ne yapacaksın yanığı? Benden yana bir nasibi var. Nasibini ayağına getirmeye geldim. Nerede olduğunu biliyor musun? Siz aradınız, sordunuz, soruşturdunuz. Artık bekleyin. Sizinle görüşmek isterse ensenizden tutar, ayağına getirir sizi. Sen nasıl konuşuyorsun lan? Dur, dur, dur. Şimdi gidin. Yangın mıdır, yanık mıdır söyleyin ona. Dayı payitahta geri döndü. Sen bizim ne yapıyorsun lan? Hünkârım, Zülfet Kalf'a geldiler. Gelsin. Hünkârım. Buyurunuz. Bidar Sultan'ın bu yemeği kendi elleriyle yaptı. Sizin için. Odanıza getirmemi istedi. Masanızı bırakayım mı hünkârım? Hayır. Naimeciğim, benim boğazımdan geçmez kızım. Ne olur ısrar etme, ben odama çekileyim. Anneciğim, olur mu öyle şey? Gel oturalım, gel. Ha güzel kızım. Gel anneciğim. Yapma bak, böyle hasta olacaksın. Babam seni affedecektir, zamanla göreceksin. Baban benim yüzümü görmekten de... benim olduğum sofraya oturmaktan da imtina ediyor. Belli ki söylediği sözler sadece beni teselli etmek için. Yüreğimin üzerine çöken o kara bulutu biraz olsun hafifletebilmek içinmiş. O beni affetmeyecek Naime. Hayırlı akşamlar anneciğim. Nurettin. Ablacığım. Cemile Sultan, hoş geldiniz. Hoş bulduk, hayırlı akşamlar. Hayırlı akşamlar. Biraz yorgundum. Nurettin Efendi de bana kitap okudu. Uyuyakalmışız. Çok şükür hünkârımız gelmeden yemeğe yetiştik. Buyurun böyle istirahat edin biraz. Hünkârımız yaptığınız yemeği sofraya geri getirmemi istedi. Hünkârımız yemeğe gelmeyecek anlaşılan. Yanıldınız sultanım. Hünkârım. Hoş geldiniz. Hala, yemeği annem yapmış. Nurettin Efendi. Anneniz bir Çerkez kızıdır. Ve yaptığı yemekler dillere destandır. Buyurunuz. Hmm.
Bana bak. Biz seni tehdit etmiyoruz. Niye? Tehdit gücü yetmeyenlerin işidir. Ama seni temin ederim ki sorduğumuz sorulara doğru cevap vermezsen seni öldürürüm. Anladın mı lan? Anladım. Tamam. Güzel. Yanık Kasım'ı anlat. Payitahtın sahibi diyelim. Ulan Hampur. Payitaht satılık mı? Kimden satın aldı da sahip oldu? Ben bilmem abi. Herkes ona çalışıyor. Kim ne iş yapacaksa ondan izin alıyor. Vay yanık vay. Bu adam ne ara palazlandı böyle. Karşı gelen herkes toprağın altında. Artık bıktı herkes. Sonra da itaat ettiler. Esnaf bile kime mal satacağını ona sorar oldu. Onun yasak ettiğini ekmek bile satmazlar. Nerede buluruz bu yanı? Yanığın nerede olduğunu kimse bilmez. Bize emir gelir, biz yaparız. Ceza vereceği zaman çıkar ceza verir gider. Ziya Sami nerede? Bir depoda. Galata tarafında. Orada tutuyorlar. Eğer yanlışsa seni buluruz. Haydi serbest. Git! Biz de gidiyoruz yeğenler. Bugün senin o otelde ne işin vardı Gülcemal? He? Ne işin vardı orada? Naime Sultan kendisine eşlik etmemi istedi. Şehzade Abdülkadir'in orada kaldığını duymuş çünkü. Onunla görüşmek istiyordu. Lakin biz gittiğimizde şehzade oradan ayrılmıştı. Bağışlayın madam. Benim sizin planınızla ilgili bir malumatım yoktu ki. Demek Naime Sultan şehzadeyi bulmaya çalışıyor. Güzel. Madam. Çembertaş Köşkü'ndeki tüm hazırlıklar tamamlandı. Her ihtimale karşı Bodrum'da tünel girişini bir duvarla ördük yeniden. Yarın rahatlıkla aşevinin açılışını yapabiliriz. Yazık ki aşevinin açılışı Cemile Sultan'ın hayatının nihayete ereceği güne denk geldi. Ne diyor Müslümanlar? Kader de böyle yazılmış. Siz Cemile Sultan'ı mı öldüreceksiniz? Öyle demeyelim. Aslında tam da ona istediğini vereceğim Gülcemal. Cemile Sultanımız nihayet pek sevdiği kocasına kavuşacak. Yanık benim eski dostumdur. Birbirimizi çok severiz. Üce bak, biz onu unuttuk ama helal olsun, o bizi unutmamış. Öyle. Payitahta geldiğinizden beri takip ediyoruz sizi zaten. Dost dediğin öyle olmalı zaten, değil mi? Şimdilerde ne iş yapıyor Yanık? Hangi iş para kazandırıyorsa onu yapıyor. Aklına ne gelirse. Şu işte de var mı diye sorma. Para kazandırıyorsa vardır. İyi. Peki ben ne zaman göreceğim Yanık'ı? Ben bilmem. Kimse bilmez. O ne zaman isterse görür seni. Ziya Sami! Cellat geldi, celladım. Gel. Gel. Ziya Sami! Ölümün elimden olacak, kaçamazsın!
Yasemin! Önce seni, sonra Yan'ı, sonra da payitahtta ne kadar adamınız varsa hepsini gömeceğim! Hünkârımız müsaitse kendisiyle görüşmeyi arzu ettiğimi söyleyin. Emredersiniz Sultan. Sultanım, hünkârımız sizi huzura bekliyor. Hünkârım. Sultanım, buyurun. Buyurun. Hünkârım, müsaade ederseniz bugün sizden dışarı çıkmak için izin isteyecektim. Niçin? Çemberli Taş'taki köşkte aşevinin açılışı var. Hı. Ben de Cemile Sultan ve Naime ile beraber orada hazır bulunmak isterim. Peki. Münasiptir. Sağ olun. Kalabalık olacağını düşünüyorum. Size eşlik etmeleri için muhafızlar vazifelendireceğim. Son hadiselerden sonra sokaklarda, mahallelerde emniyet tedbirlerini arttırmak zorunda kaldık. Anlıyorum hünkârım. Temkinli olunuz sultanım. Sizin saçınızın bir tek teline zarar gelse, yüzünüzdeki gülümseme solsa benim canım yanar. Sizden sır sakladığım için o kadar pişmanım ki. O kadar mahcubum ki size karşı hala. Bir daha beni hiç görmek istemeyeceksiniz sandım. Ben de sizden bir sır sakladım. Sır mı? Size olan sevgim. Sizden, gözümden, sözümden sakladım. Sır gibi. Sevdanın sırrı yüreğe gömüldükçe büyürmüş meğer. Tıpkı tohumun toprağa yerleşip yeşermesi gibi. Bana anne diyecektin sen. Anne, Cemile Sultan'ı mı öldüreceksiniz? Tam da ona istediğini vereceğim Gülcemal. Nihayet pek sevdiği kocasına kavuşacak. İyi görünmüyorsunuz. Belli ki haliniz gücünüz yok hala. Aşevi açılışına gitmeseniz, yatıp istirahat etseniz. Kendi köşkümdeki böyle bir hayır işine katılmamam münasip olmaz. Muhakkak orada olmam lazım. Sultan. Annem. Ne olur beni dinleyin. Bugün oraya... Sultanım. Bidar Sultan ve Naime Sultan sizi bekliyorlar. Hazırsanız çıkabiliriz. Hazırım kızım. Çıkalım. Buyurun sultanım. İşittim ki biz burada yokken Yanık Kasım size zulmetmeye başlamış. Artık korkacak, sinecek bir vaziyet yok. Dayınız payitahta geri döndü. Kim size eziyet etmek isterse bana geleceksiniz. Her kim olursa olsun zulmedene bizim gücümüz yeter. Sen değil dayı. Feriştahın gelse bizi bu yanıktan kurtaramaz. Biz sıkıldık. Usandık. Boyun eğdik, kurtulduk. Bize ilişme. Biz böyle iyiyiz.
Lafını dinler rahat ederiz yanığın. Koca Mehmet, sen bunu söylersen diğerleri ne yapsın? Sanki gözünün gördüğünden korkmayan bir adamsın. Yanık Kasım'dan mı korkar oldun? Ben kendim için korkmuyorum dayı. Hepimizin eşi, dostu, akrabası var. Yanık ona karşı çıkanın yalnızca canına kıymıyor. Eşini, dostunu, hısım akrabasını, çoluğunu, çocuğunu öldürüyor. Bizim gücümüz buna yetmez. Sen yokken bir düzen, bir nizam oldu burada. Şimdi gelip çomak sokma. Ne yapalım koca Mehmet? Biz de nizama ayak uydurup Yanık Kasım'a itaat mi edelim? Et. Et ki rahatımız bozulmasın. Hadi. Herkes işinin başına. Beyim. Nasıl korkutmuş bu adam koca Mehmet'i? Korkmuşlar Tatar. Belli ki bu işi esnafla halledemeyeceğiz. Hünkârım, emrettiğiniz üzere paşalara tek tek haber verildi. Hepsi servetlerini getiriyorlar. Âlâ. Bizim vaziyetimiz nedir paşa? Hünkârım, her yıl verdiğiniz yardımlar var. Okullara yaptığınız bağışlar, çam ağaçları hastalanmasın diye kurduğunuz cemiyete yaptığınız bağış ve diğer cemiyetler. Bunların hiçbiri kesilmeyecek paşa. Geriye pek bir şey kalmıyor hünkârım. Biraderleriniz, Veliaht Mehmet Reşat Efendi ve Şehzade Vahdettin Efendilerden bir hayli iyi para geldi hünkârım. Hepsi bankadan mı çekmiş parasını? Evet hünkârım. Paşalarımıza da haber verdik, tembihledik hünkârım. Âlâ. Bakalım istediğimiz tesiri uyandırabilecek miyiz paşa? Zalman Efendi. Sefer Efendi. Buraya gelmenize sebep olan yangın nedir böyle ha? Dumanı burnunuzdan tütüyor. Sizin arzunuz doğrultusunda demiryolu işine girmedik. Halbuki girseydik yanlış yönlendirme ihtimalimiz olacak. Demiryolun bitmesine mani olacaktık. Ne değişti? Ha? Ne değişti? Almanlar çekildi. Abdülhamit çöküş içinde. Demiryolunun tamamen yapılmaması için de önlemler alıyoruz. Abdülhamit ve paşaları bankalardaki paralarını çekiyorlar. Şimdiden demiryoluna başlayacak bir para söz konusu. Daha Abdülhamit'in dahil edeceği miktarı bilmiyoruz. Bu Abdülhamit ne yapıyor böyle? Bütün paşalarını fakir düşürecek. Her şeyi göze almış. Demir yolunu başlatacak. Ben İngiliz devletine ikna edemiyorum artık. Gelen emir derhal müdahale edip demir yoluna ortak olma yönünde. Hayır. Olmayacaksınız Sefir Efendi. İngiliz devletinin emri diyorum. Ben olmasam bile derhal bir başka sefir gönderirler buraya. Bu sermayenin dışında bir mesele. Bu İngiliz devletinin emniyet meselesi. Buradan çıkıp Abdülhamit'in huzuruna çıkacağım. Başka çarem yok. Darphane işini hızlandırmalıyız Gurun. İsmail Paşa'ya haber yolla, elini çabuk tutsun. Bu pis işleri yapan kim var Tatar? Kimler çalışıyor bu yanıkla? Yanan tezgahı büyük beyim. En küçüğünden en büyüğüne herkesin aracını yiyor. Deli Namık, Yanyalı Kemal, Gavur Üstü, Giritli Panayit.
Kim ki bunlar? Eskinin küçük işlerini yapan adamlar. Şimdi büyük baş olmuşlar. Hepsi yanığa çalışıyor. Benim anlamadığım, yanık gibi ipsiz sapsız birine bu işleri nasıl yediriyorlar? Orası hala muamma. Bu saydığın isimleri çağır gelsinler. Bir de onlara soralım bakalım. Tamam beyim. Bakanım. Arada şüphelendiğimi söylediğim ayak izinin kalıbını zaptiyeler getirdi. Vaziyet? Hakanım, kalıbın üstündeki ayak izi ekseriyetle paşalarımızın giydiği modellere ait. Ayrıca 44 numara olduğunu tespit ettik. Bir paşamız bu işin içinde cinayetler işliyor olabilir mi? Hakanım, akla başka türlüsü gelmiyor. Bizi hataya sürüklemek için iz bırakmak isteseydi diğer cinayet mahallelerinde de izler bırakırdı. Lakin biz en son cinayette iz bulabildik. Öyle hakanım. Şimdi ne yapacağız hakanım? Aynı terziden ve ayakkabı ustasından giyinen yüzlerce paşamız var. Buyurunuz İsmail Hakkı Bey. Hünkârım, beklediğimiz işaret belirdi. Nerede? Büyük Türk hükümdarı Fatih Sultan Mehmet Han'ın kabrinde. Türbedar başı ikindi namazını kıldıktan sonra türbeye girmiş ve sandukanın üzerinde bu örtüyü görmüş hünkâr. Hakanım, iyi ama bu işaretten ne anlayacağız? Bu toplantı nerede, ne zaman olacak, nasıl bileceğiz? Bana bir payitaht haritası bulun. Emredersiniz hünkâr. Paşam. Ne işin var senin burada? İşler değişti. Abdülhamit'in hamlesinden sonra İngilizler demir yoluna dahil olmak istedi. Neticenin böyle olacağı belliydi. Darphane işini hızlandırmamız lazım. Sizin gerekli ayarlamaları yapmanız gerek. Akşam nöbetçileri sizin adamlarınızdan olacak. Görüşme burada olacak. Bu üç işaretin birleştiği yerde. Galata Mevlevihanesi'nin yanındaki müştemilat. Bakanım, peki kim gidecek? Siz gideceksiniz İsmail Hakkı Bey. Emredersiniz hünkârım. Müsaadenizle hünkârım. İngiliz sefiri görüşmek istiyormuş. Beyler, bizi tanırsınız. O sebeple kendimizi tanıtmaya lüzum görmüyorum. Tanırız. Evet. Epey vakittir payitahta değildik. Mühim meseleler için ayrılmıştık. Öyle duyduk. İmra çetesini bitirmişsin. Bitirdik, bitirdik. Lakin İşimiz bitti. Biraz da payitahtta huzur bulalım dedik. Lakin umduğumuzu bulamadık. Buralar bıraktığımız gibi değil.
Ne aradığını bilmiyoruz dayı. Ne bulmak istediğini de bilmiyoruz. Emir verildi, buraya geldik. Söylenecekler söylensin, herkes işine baksın. Sizi buraya emirle çağırmadık. Cevabını merak ettiğimiz sorular vardı, onları sormak için davet ettik. Ben sana söylemedim. Bize emri veren Yanık'tır. Yanık bize emir verdi, biz de geldik. Yoksa bizi buraya getirecek kudretli adam yok. Sıkacağım şimdi kafasını. 100 kişi var lan dışarıda. Rahat dur. Nasıl olduysa oldu. Nasıl geldiyseniz geldiniz. Neticede maksadımız hasıl oldu. Şimdi size sorular soracağım. Siz de cevaplarını vereceksiniz. Sonra herkes işine bakacak. Evet beyler. Niye sustunuz? Devam edin, devam edin. Ben meseleye kaldığı yerden dahil olmasını bilirim, merak etmeyin. Ziya Sami dostumuz da geldiğine göre toplantımız asıl manasına kavuştu. Ziya Sami'nin bizden farkı yoktur. Canı da malı da bize emanettir. Duyduğumuza göre aranızda bir dava var. Bu dava artık bitmiştir. Yanık Kasım böyle istiyor. Yanık Kasım der ki, ben yanarken yanımda sadece bir kişi vardı. Beni yakan, Yanık namını aldıran, bundan böyle payitahta nefes alacak yer bulamayacak. Söylenecekler söylenmiştir. Efendim? Çok sıkıldım buradan. Geminin hazır olduğunu söyle. Gemi yarın hazır olacak. Ama başka bir vaziyet var. Nedir? İngiliz seferi saraya gitmiş. Çalışanlarına demir yollarıyla alakalı dosyaları hazırlatmış. Niçin? Sultan Abdülhamit paşalarından bütün servetlerini istemiş. Demir yolunu yapmak için. Bize ne bundan? Efendim, İngiliz seferi saraya demir yoluna ortak olmak için gidiyor. Gemi iptal et. Adamlar racon kesip gittiler. Ne olacak beyim şimdi? Uyanarken kim varmış yanında? Ne dedi ki öyle Ziya Sami? Ben vardım. Ben yaktım. Paçası benden kaldı ona. Neden bizle uğraştığı belli oldu. Ziya Sami'yi alması da, karşımıza çıkarması da kinindenmiş. Niye yaktın dayı? Bu Yanık, o vakitlerde ipsiz sapsız biriydi. Lakin arkadaşımız da yanımızdan ayrılmazdı. Mahalleden bir kıza abayı yakmıştı. Kız bunu istemiyor. Lakin Yanık da kızın peşinden bir türlü ayrılmıyordu. Nihayetinde kızın sevdiğiyle evleneceği bir gün gitti kızın evini ateşe verdi. Yetiştiğimde iş işten geçmişti.
Yakmış kızı. İşte her ne olduysa ondan sonra oldu. Geberseymiş it. Sonra ne oldu dayı? Sonra ortalıktan yok oldu. Bir daha hiç karşılaşmadık. Şimdi çıktı karşımıza. Lakin palazlanmış. Büyük adam olmuş. Hiçbir işi yarım bırakmamak lazımmış yegenler. Şimdi yarım bıraktığımız işleri tamamlayacağız. Sultanım, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Afiyet olsun. Biz mani olmayalım. Buyurun, devam edin. Afiyet olsun. Allah razı olsun. Allah razı olsun sultanım. Allah hayırlısı kabul etsin. Allah razı olsun. Tabii bu övgülerin sahibi Madame Blavatsky ve Cemile Sultan. Daha çok Cemile Sultan. Konağı kullanmamız için vermeseydi aş evini açamayacaktık. Allah razı olsun. Allah kabul etsin. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Buyurun. İçeri geçelim. Yemeklerimizin tadına siz de bakın. Anna, sultanlarımızla misafirlerimize yemek getirin. Emredersiniz. Sultanım, sultanım, Allah'ın ne muradınız varsa versin. Kaçma. Sultanım, iyi misiniz? Mahmut Celalettin Paşa sizi bekliyor. Kapıdaki arabaya bineni sizi ona götüreceğim. Ama muhakkak yalnız gelin. Bir şey mi oldu sultanım? Kocam benimle görüşmek istiyor Dilruba. Şimdi ben Yanık Kasım'ın eli, ayağı, gözü, kulağıyım. Duydum ki Halil Halit buraya gelmiş, bir şeyler demiş. Yanık'ın işini bitireceğini, payitahta nizam getireceğini söylemiş. Soruyorum size. Şimdi burada nizam yok mudur? Vardır. Peki sizin ihtiyacınızı Yanık'tan başka karşılayacak biri var mıdır? Yoktur. O halde beni iyi dinleyin. Bundan böyle Halil Halit ve avanesine yüz çevireceksiniz. Kim ki onlara ekmek verir, su verir, bu dünyadan nasibi kesilir. Anladınız mı beni? Anladık. 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 İyi, iyi. Hadi o zaman herkes işinin başına. Kasım kardeşim, vay. Ben buraya ölmeye gelmiştim. Sen beni payitahtın kralı yaptın.
Buyurun. Hünkâr Hazretleri, İngiliz hükümeti son değerlendirmelerden sonra Bağdat Demiryolu'na ortak olma kararı aldı. Bu kararınız bizi çok memnun etti. Demiryolu işinin karlı bir iş olacağını düşünüyorlar. Elbette. Almanlar ortaklıktan çekildiğine göre biz artık imzalar atabiliriz. Hayır, Sefir Efendi. Ama siz ortak olmamızı istiyordunuz. Elbette olabilir. Lakin devletimiz için en karlı ortaklık hangisi ise yolumuza onunla devam edeceğiz. Bu sebeple diğer ortaklıkları da düşüneceğiz. Lakin biz İngilizlerin de masada olmasını istiyoruz. Merak etmeyin. İngiliz hükümeti en karlı bir şekilde ortaklıklarını sunacaklardır. Evet. Beyim, Ziya Sami esnafı toplayıp sigaya çekmiş. Bize selam verenin canı tehlikede dayı. Ne ekmek ne de su var bize. Yanık, her şey yasaklamış. Dayı ne yapacağız? Nesebi belirsiz birine payitahtı mı bırakacağız? Bırakmayacağız Söğüt'ü. Bir de biz görünelim bakalım. Kim bize selamı kesmiş? Kim bizde alışverişi kesmiş, kendimiz görelim. Nasıl? Yemeklerimizi beğendiniz mi? Çok beğendim. Çok güzel. Saray mutfağından çıkma gibi. İnşallah yemeklerinizin tadı hiç bozulmadan servisleriniz böyle devam eder. Ona hiç şüpheniz olmasın Sultan. Ah, Cemile Sultan. Kendimi biraz fena hissettim. Halacığım iyi görünmüyorsun. Bence saraya geri dönelim. Siz de biraz istirahat edin ha. Lüzum yok. Ben odalardan birinde biraz istirahat edersem kendime gelirim. Ben size eşlik edeyim. Buyurun, buyurun. Sultan, yanınızda durmamı ister misiniz? Lüzum yok kızım, sen burada kal. Burada istirahat edebilirsiniz. Sizi hiç kimse rahatsız etmez. Madam Blavatsky, benim gitmem lazım. Nereye? Bakın, Mahmut Celaleddin haber göndermiş. Nihayet kocamı görebileceğim. Benim kimse görmeden buradan gitmem lazım. Bana yardım etmelisiniz. Ama buluşma yerine yalnız gelmenizi istiyor. Bu doğru olmaz Cemile Sultan. Eğer suallerime cevap bulabileceksem giderim. Ben artık bu belirsizlikle daha fazla yaşamak istemiyorum. Bidar Sultan'a ne diyeceksiniz peki? Onlar benim burada dinlendiğimi bilsinler. Bana yardım edecek misiniz? Size her vakit yardım etmeye hazırım. Buyurun. Sağ olun. Diluba, sakın kapının önünden ayrılma. İçeri girmek isteyen olursa da mutlaka mani ol. Uyuduğumu söylersin. Emredersiniz Sultan. Elveda Cemile Sultan. Keşke herkese yardım edebilsek anne. Keşke herkes refah içinde olsa da biz yardım etmek zorunda kalmasak güzel kızım. Madam,
Nasıl Cemile Sultan, daha iyi mi? Daha iyi, daha iyi. Hekim çağırsa mıydık? Bırakalım da biraz uyusun. Kalktığında hala iyi değilse çağırırız. Buyurun, gideceğiniz yere kadar götüreyim sizi. Hünkârım. Buyurunuz paşa. Bir mesele var. Nedir? Hünkârım, paşalardan yardım aldığımızı zindandaki Zeki Paşa işitmiş. Evet. Hünkârım, bütün servetini, evlerini, arazilerini, babasından miras kalan köşkünü bağışlamak istediğini söyledi. Serveti oğlunun üzerine hünkârım. Biz Zeki Paşa'nın böyle bir serveti olduğundan haberdar değildik. Ekserisi babasından miras hünkârım. Biz Zeki Paşa'yı parasızlık sebebiyle bize ihanet ettiği için içeri atmadık mı paşa? Attık hünkârım. Bu nasıl iştir? Babadan bu kadar mirasa sahip biri para meselesi sebebiyle niçin bize ihanet etsin ki? Ben de anlamış değilim hünkârım. Zeki Paşa bize bir şeyler anlatmak istiyor anlaşılan. Alman Bankası'nın müdürü de görüşmek arzu ediyor hünkârım. Kazandık Tahsin Paşa. Hamdolsun hünkâr. Zeki Paşa'nın servetini almaya lüzum yok. Diğer paşalardan aldıklarımızı da iade edelim. Evvela işe İngilizleri dahil ettik. Başından beri muradımız İngilizleri oyunun içinde tutmaktı. Şimdi yeniden Almanları da dahil ediyoruz. Oyun tekrar başlıyor paşa. Hamdolsun hünkâr. Hünkârım, inşallah Bağdat Demiryolu tamamlanır da Bağdat'a trenle sizinle seyahat ederiz. Gavs-ı Azam Abdülkadir Geylani Hazretlerinin makamına yüz süreriz. Dua ederiz hünkâr. İnşallah paşa, inşallah. Mana aleminde takip ettiklerimizdendir Abdülkadir Geylani Hazretleri. Ne huzur buluruz huzurunda olmak. Nöbette işim olmuş. Hazırlanalım. Makter geldi mi? Makter bizi orada bekleyecek. Bekle. Abdülhamid'i kendi oyunumuza çektik. Bunu nereden öğrendin? Yani şifrelemeyi. Makter'in öldürdüğü dervişin üzerinden çıktı. İçine her şeyi yazmışlar, bütün kurallarını. Cinayetler Abdülhamid'in ve adamlarının dikkatini dağıttı. Biz de onların yerine işareti gönderdik. Gidiyor musunuz İsmail Hakkı Efendi? Gidiyorum paşa. Mesele tehlikeli. Bilirim. Hakanımız vazifeyi size verdi. Lakin ben de gelmek isterim. Ne olur ne olmaz. Paşam, Allah'ın dediği olur. Lakin biliriz, sizin tedbiriniz meşhurdur. İnanın kendim için değil. Oraya gelecek diğer temsilciler için gelmenize fayda var. Peki. Beraber gidelim. Ben Tahsin Paşa'ya beraber gideceğimizin haberini vereceğim. Eyvallah paşam. Sizi korkutmuş. Ben de kimsenin korkmaması gerektiğini söylemek için geldim. Bize payitahta yasak koyacak adam yok. Biz burada olduğumuz müddetçe
Size yasak koyacak hiç kimse yok. Herkes bilsin. Korktuğunuz adamı da, elimizden aldığı Ziya Sami'yi de bu meydanda sallandıracağım. Şimdi korkmadığınızı göstereceksiniz. Ne istersen al. Hepsini ben satıyorum. Helal olsun sana koca Mehmet. Olman gereken adam mı oldun yine? Korkunun ecele faydası yok. Ne olacaksa olsun. Ya sen kazan, ya yanık kazansın. Harp uzarsa zararı hepimize olur. Koca Mehmet gibi yürekli olun. Ezdirmeyin kendinizi. Onurunuzla, şerefinizle yaşayın. Helal kazancınızı paylaşmayın. Yok dayı. Bunlardan bize bir fayda yok. Hepsini kurtaracağız Söğüt'le. Hepsini kurtaracağız. Sizlerle bugün Osmanlı tarihinin en büyük hamlesini yapacağız. Osmanlı'nın kasasına gireceğiz. Hepimiz oraya gireceğiz. Darphanedeki paraları ve altınları alacağız ve oradan çıkacağız. Yüzlerinizin görünmemesi önemli. Silahları kullanmaktan çekinmeyin. Size ateş edilirse karşılık verin. İhtiyacımız olduğunu sanmıyorum. Ama yine de tedbirli olmalıyız. Vakit geldiğinde hepinizi darphaneye çıkan yokuşun başında bekliyor olacağım. Makdel, sen daha fazla oyalanma. Hadi. Biz artık saraya dönmeliyiz. Vakit geç oldu. Halam nasıl oldu acaba? Müsaadenizle ben bakayım. Ben de seninle geleyim. İyi olur. Bu arada madam, tespit ettiğiniz ihtiyaç sahiplerine ben de yardımcı olmak isterim. İsimlerini ve adreslerini verirseniz çalıştığım vakıf onlara erzak gönderir. Çok iyi olur sultanım. Ben size en kısa vakitte bir liste hazırlatır gönderirim. Geldik sultanım, inebilirsiniz. Ben nerede Mahmut Celalettin? Ben göremiyorum. İleride. Yürüyerek gideceğiz. Anne, halam yok. Ne demek halam yok? İstirahat etmiyormuş. Tek başına çıkıp gitmiş. Ne demek bu Naime? Nereye gidebilir? Nereye gittiğini bilmiyoruz sultanım. Dilruba'ya hiçbir şey söylememiş. Bana sadece odaya gelen olursa içeriye alma. Oyala dedi ve gitti sultanım. Ben nereye gittiğini bilmiyorum. Derhal muhafızlara haber verin. Etrafa, bahçeye, her yere baksınlar. Mahmut Celalettin Paşa orada. Bundan sonrasını kendiniz gidersiniz. Thank you.
içeri giriyoruz. Hazırlanın. Nöbetçiler bizde. Kan dökülmeyecek, dışarıda gürültü çıkarılmayacak. Asıl içeride ihtiyacımız olacak silahlara. Osmanlı'nın bütün servetine konacağız bu gece. Hazırlanın. Koca Mehmet. Bitirdiniz adamı. Ulan hampurlar. Hem malınızı yediriyorsunuz hem de adamız diye ortada dolaşıyorsunuz be. Koca Mehmet öldüyse namusu için, şerefi için öldü. Adam sizin yüzünüzden öldü. Geldiniz, kurulu düzeni bozdunuz. Ulan senin düzenin bu adamı öldürdü be. Basın gidin. Neredeydiniz bu düzen kurulurken? Şimdi gelmiş ahkam kesiyorsunuz. Kimseyle tartışmayın. Ne vakit bu işi bitireceğiz? O vakit haklı çıkacağız. Kimseye bir şey söylemeden nereye gider aklım almıyor. Sultanım, yok. Her yeri aradılar muhafızlar ama bulamadılar. Ne yapacağız şimdi? Hünkârımıza haber vereceğiz. Bihter Sultan. Ben galiba Cemile Sultan'ın nereye gittiğini biliyorum. Biliyor musunuz? Bir adam pusula göndermiş. Kocasının yerini bildiğini yazıyormuş. Ben kendisine inanmaması için çok yalvardım. Yani çok yalvardım. İkna olmuş gibiydi. Ama korkarım. Onun peşinden gitti. Hazretleri, işittik ki demiryolu rüyasından vazgeçmemişsiniz. Biz rüyalarımızı hayra yormak için görürüz Georg Efendi. Bizim hayırdan vazgeçtiğimiz görülmemiştir. Zimmer bana bugün İngilizlerin demiryoluna ortak olmak istediklerini söyledi. Hükümetlerinin kararıymış. İngilizlerle bir ortaklık tesis etmemişsinizdir umarım. Henüz değil, lakin karlı bir teklifle geleceklerini söylediler. Hünkâr Hazretleri, şehirde olan nümayişlerin birkaç heyecanperest kişinin hezeyanlar olduğunu anladım. Müsaadenizle Alman bankası olarak demiryolundaki ortaklığa talibiz. Pek memnun olduk. Teklifiniz nedir? Benimle uğraşmamayı öğrenecekler. Dur. Sen bana bırak. Dur, ne yapıyorsun? Halit, Halit. Hata yapıyorsun. Konuşmak yok. Tamam. 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 Sen kazandın. Asılacaksın. Thank you.
Abdülhamid'e söyleyin. Devlet benim. İsmail Hakkı Efendi. Toplantıya girdiğim vakit ilk olarak Şecere-i Terakim'e izdi. O olmazsa demiryolu meselesi tehlikeye girer. Merak buyurmayın paşam. Meselenin ehemmiyetine vakıfım. Lakin paşam, siz de benimle gelin içeri. Belki içeride cinayetlerle alakalı diğer temsilcilere sormak isteyeceğiniz şeyler olabilir. Yanık meydana çıkana kadar bütün adamlarını tek tek öldüreceğim. Payitahtta hak iddia eden ne kadar zalim varsa hepsinin işini bitireceğim. Anamın babamın katili. Hakkım sana haram olsun. Benimki de sana haram olsun. Seninle bir daha karşılaşmak nasip olmasın. Ahirette de benden uzak olasın. Biz ilkin demir yolu işini Almanlarla yapmaya karar verdik. Teveccüh gösterdiniz. Lakin son hamleniz, kararınızdan caymanız, ortaklıktan çekilmeniz bizi yeniden düşünmeye sevk etti. Bağışlayın. Yani gördüklerinden ötürü tesir altında kaldım. Bizim bu demir yolunu yapamayacağımızı düşündünüz. İngilizlerin bu işe girmeyeceğinden emindiniz. Öyle. Artık oyun yeniden kuruldu Georg Efendi. Masada hem İngilizler hem siz varsınız. Osmanlı'nın parasının olduğunu gördünüz. Bizim bu demir yolunu yapmaya gücümüz yeter. Müsaadenizle hünkâr. Paşa, söyleyiniz. Hünkârım, darphane basılmış. Bir çete içeriye girmiş. İçeridekileri de rehin almış hünkârım.
İsmail Hakkı Bey. Evet. Hünkârım, İsmail Hakkı Bey toplantı yerine Ahmet Paşa ile birlikte gitmişti. Toplantının yapılacağı mekan infilak etmiş hünkârım. Her ikisi de içerideymiş.